Merhaba arkadaşlar. Bu kez bir Türk edebiyatı örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. Namık Kemal'in İntibah adlı eseri. Bu konu üstünde konuşalım. Kitap üzerinde. İntibah, Namık Kemal'in en önemli eserlerinden bir tanesi. Bu kitabı 1873 ile 1876 yılları arasında Kıbrıs'ta sürgünde olduğu dönemde yazmış. Ama ülkemizde Türkçe olarak basılması 1940'lı yılları bulmuş. Sanırım 1944 yılında basılmış ilk olarak. Romanda Namık Kemal'in o Çamlıca tasvirlerinden ve özellikle İstanbul tasvirlerinden, roman karakterleri üzerindeki tahlillerinden romantizm akımına bol bol atıflarda bulunduğu, yani romantizm akımlarından etkilendiğini anlıyoruz. Bu yönüyle edebiyatımıza yeni bir renk katmıştır diyebiliriz. Bazı eleştirmenler veya yazarlar İntibah'ın yazılırken Namık Kemal'in özellikle Osmanlıca diliyle önemli edebi eserler yazılabileceğini gösterdiğini ileri sürerler. Bu doğru arkadaşlar. Çünkü her bölümün başında divan edebiyatı örneklerinden olan beyitler var. Ayrıca Namık Kemal kitabın birçok sayfasında, birçok paragrafında arkadaşlar Osmanlıca kelimeler ve yazım tekniği kullanmış. Bazen cümleler içerisinde hafif bir kopukluk oluyor. Anlam bakımından da oluyor arkadaşlar. Yazım bakımından da oluyor. Bazen çok beğendiğiniz, yani gerçekten hoşunuza giden uzun cümleler var. Bazen de maalesef anlam kopukluğuna yol açan uzun cümleler var. Ama genel itibariyle başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu kitap arkadaşlar, dedik hani romantizmin ilk örneklerinden birisi ülkemizde. Güzel bir edebi örnek. Ama bence daha önemlisi, kitap arkadaşlar Osmanlı'nın son dönemleriyle Osmanlı'dan Türkiye'ye dönüşüm yaşayan bir devletin milletinin nasıl bir değişim yaşadığını göstermesi açısından güzel bir eser arkadaşlar. Konusu şu, iyi bir eğitim almış. Hatta 10 yaşına kadar birden fazla dil öğrenmiş. Bir ailenin tek çocuğu olan Ali adında bir gencin aslında arkadaşlar sergüzeşti hayatı, yani hayatının nasıl diyelim, hayat hikayesi, uzantısı diyelim. Konusu bu. Ali Bey dediğimiz gibi bir ailenin tek ve güzide oğludur, çocuğudur. İyi bir eğitim almıştır. 20 yaşlarına kadar babasıyla ve annesiyle beraber yaşamaktadır. Ama 20 yaşından sonra maalesef babasını kaybetmiştir. Ali Bey oldukça efendi, Osmanlı kültürünü ve Türk kültürünü iyi özümsemiş, iyi eğitim almış, iyi ortamlarda yetişmiş bir insandır. Fakat arkadaşlarla beraber bir gün Çamlıca'ya gezmeye gittiğinde maalesef onun hayat tarzına uygun olmayan, onun şeref, namus veya yaşantısına uygun olmayan bir kadınla tanışması onun hayatını artık geri dönülemez bir maceraya, bir serüvene sokmuştur. Maalesef bu kadın arkadaşlar Ali Bey'in düşündüğü hayat tarzının çok dışında bir kadındır. Ali Bey bu kadın sayesinde yanlış yollara, yanlış işlere sürüklenmiştir. Böyle olunca Ali Bey'in o iyi eğitim almış, iyi terbiye almış, hatta bu eğitim sayesinde devlet içerisinde veya kendi hayatında veya çevresinde iyi bir noktaya, konuma gelebilecek olan Ali Bey maalesef arkadaşlar geleceğini de ipotek altına almıştır. Bu kadın beraber yaşadığı Suriyeli zengin bir iş adamıyla arkadaşlar aynı zamanda beraber yaşamaktadır ve maalesef arkadaşlar kalıcı ilişkiler değil de
böyle nazını geçirdiği erkeklerle birlikte olup onun parasını yemeye çalışan, onlarla beraber bir hayat sürmeye çalışan maalesef bir hayat kadınıdır. Ali Bey de bu kadının pençesine düşmüştür. Ali Bey annesi bunun her ne kadar fark ettiyse de Ali Bey'e şerefine, namusuna uygun bir bayan bulduysa da maalesef Ali Bey o Mehpeyker adındaki o hayat kadınının ona kurduğu tuzaktan kurtulamamış ve hayatı maalesef zindan olmuştur. Burada arkadaşlar Namık Kemal bize önemli dersler veriyor. Zaten kitabın ismi başlarda herhalde Son Pişmanlık diye konulmuş. İnsan maalesef attığı adımı varacağı yere düşünerek atmalı diyor Namık Kemal. Pişmanlık duyduğunuz zaman o pişmanlık fayda etmeyecekse o pişmanlığı duymanın hiçbir anlamı yok. Kitapta arkadaşlar Namık Kemal ülkemizde yani bize şunu da vurguluyor ayrıca. Osmanlı son dönemlerde hızlıca batılılaşma hareketleri içerisine giriyor ama acaba bu batılılaşma hareketlerini veya batılılaşma çabaları insanlarda olumlu muhakis buluyor mu? Mesela o dönemin hayatına yaşantısına bakılırsa Rus, Fransız veya Alman yaşantısının maalesef ülkemizdeki o batılılaşma hevesi gençler için çok da uygun olmamış. Mehpeyker karakteri arkadaşlar belki Dostoyevski'nin, Gogol'ün veya Balzac'ın, Victor Hugo'nun kitap kahramanlarındaki karakterlere çok benzemektedir. Yani bunlar da Mehpeyker gibi zengin insanlarla düşüp kalkan, onlarla kalıcı bir birliktelik değil de geçici birliktelikler yaşamak isteyen kadınlara örnektir Mehpeyker'de. Bu hayat tarzının Osmanlı veya kendisini geliştirmeye çalışan, batılılaştırmaya çalışan Osmanlı aydınının veya gencini maalesef olumsuz yollara sürükleyebildiğini göstermesi açısından bence çok güzel bir eser arkadaşlar. Öyle içerisinde yani beklenmedik olaylar, beklenmedik tavırlar, davranışlar veya edebi bir şey bulamıyorsunuz ama kitap dediğimiz gibi Osmanlı'nın son dönemleri ve batılılaşma hareketlerinin gençler üzerindeki etkisini görme açısından bence güzel bir örnek. Hem dedik yani romantizm akımının ülkemizdeki ilk örneklerinden bir tanesi. O yüzden kitabın edebi hayatımıza renk katacağını düşünüyorum. Alıp okumakta fayda var. Bir dahaki kitap yorumunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.